Son kez söylüyorum sana. Birazdan elimi çekeceğim. Eğer bağırırsan baban çıkar. Beni vurur, katil olur. Ona kalmazsa Azat çıkar beni vurur. Ya da ben onu vururum. Ben gemileri yaktım. Anladın mı? Aklını kaçırmışsın sen. Çekil şimdi. Geliyor. Yeter. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum. Miran, Miran ne yapıyorsun? İndir beni. Miran indir dedim sana. Miran, yetişin. Nerede bunlar ya? Yetişin. Ne yapıyorsun? İndir. Anam. Miran Allah aşkına bırak. Miran indir diyorum beni. Reyhan. Reyhan. Ok yaydan çıktı Reyhan. Gidiyoruz. Melike. Melike ne oldu? Orada. Abi. Ablamı götürdü. Aynı prensle prensesler gibi. Abi, abi koşsana. Peşinden gitsene. Bırakma Reyhan'ı. Götürmesine izin mi vereceksin abi? İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Bu sefer sadece benim canım yanmayacak. Canım pahasına yar etmeyeceğim onu Reyhan'a. Gidin. Gidin. Hanife. Nigar'ı da al, misafirlere uygun bir dille arka kapıdan çıkarın. Merasim bitmiştir. Koş, 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 koş. Ben bitecek dediysem bitecek. Ama erken aldılar kızı. Kınadan sonra alacaklardı. Baba. Baba, Azat nerede? Baba, ne oluyor? Ne oldu? Azat niye bağırdı öyle Reyhan diye? Ha? Gitmiş, almış götürmüş Reyhan'ı gitmiş. Azat, ne diyor Zehra? Amca. Nerede Reyhan? Amca Reyhan. Miran Reyhan'ı kaçırmış. Ne? Baba. Ne oluyor ya? Deli mi bu? Satın alamadığı kızı kaçıracak kadar soysuz mu bunlar? Dindireceğim, çaldı benden. Hazar. Durmayalım hadi. Rıza. Ya nasıl gitti değineceğim. Atla götürmüş. Azat. 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 Sen biraz sakinleş. Getireceğiz Reyhan'ı. Handan al götür hadi bunu. Hadi oğlum yardım et. Azat sakin ol. Gel abi. Sakin ol. Bırak. Hazar arabalara. Hadi durmayalım. Ya baba oğlan hani görmüyor musun, ben kalayım ne olur ya. Can yürü. Hazar'ı bu şekilde bırakamayız. Baba ne oldu ya? Bu Miran için nereden çıktı da aldı kızı? Allah bu Miran'ın Şahadoğullarının başına bela diye yaratmış. Her şey hazırdı. Geldi, bozdu. Aldı kızı gitti. Yarın bütün Midyat bizi konuşacak. Tertemiz halledecektim. Kurtulacaktım oraya yandan. Baba, hazırlık yapmışlar. Arabaların önünü kesmişler. Aslan ben soy değil mi? Hepsi kansız. Ya şu düştüğümüz hale bak. Oyuncağa çevirdiler bizi. Çatımızdan kız kaçıracak kadar şerefsiz bunlar. Ya baba bak, bu iş sıvanadan çıktı artık. Burama kadar geldi. Ya ne yapsak dönüyor başımıza, bela oluyor. Bırakalım artık bu kızın peşini. Reyhan hayatımızda olduğu sürece rezillik bitmeyecek. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Zaten canım burnumda. Kardeş diyorum, yakarım canına. Ya bırakma, bırak. Ne yalan mı söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? El alem el alem kim ulan? El alem kim? Kimin lifi daha kıymetli benim canım evimden? Olmaz olsun senin gibi kardeş be. Ya yürü be. Hazar bekle. Baba sen de aksi bir laf etme bak. Gelmeyin peşimden. Altın üstüne getireceğim. Midyat'ın bulacağım kızımı. Miran'ın üstüne yar etmeyeceğim. Ödeteceğim bunun hesabını. Ya yürü. Ya baba görmüyor musun?
Bak, içerisi ayrı, dışarısı ayrı yangın. Hazar'ı bu halde bırakamayız. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama başladığım işi yarın bırakmayacağım. Hadi, gitmeliyiz arkasından. Didişmenin vakti değil. Evimizden ya, evimizden. Herkesin gözü önünde. Burnumuzun dibine girip çaldı kızı. Abi tamam, bulacağız Reyhan'ı, bulacağız. Nereye bulacağız ya? Ha nereye bulacağız? Abi sen ne yaptın ya? Ben sana inanamıyorum. Ne yaptın sen? Evimizin içinden kırılacak kızı aldılar. Gitsene. Git hadi. Git. Sus. 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 Azat bırak. Kimse onu benden almadı, anladın mı? Gelip çaldı. Zorla götürdü. Azat. Yapma, bırak. Azat. Yürü. Yürü. Ay yine mi paramparça ettiniz? Evlatlarımı birbirine düşürdünüz. Yeter artık, bıktım sizden. Durmayacağım. Reyhan'ı o şerefsize yar etmeyeceğim. Azat. Yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Azat! Azat! Azat dur! Azat, Azat oğlum dur. Allah aşkına dur. Bak getirecekler Reyhan'ı. Anne bırak! Oğlum! Bırak! Sakın! Gelmeyeceksiniz peşimden. Hiçbiriniz gelmeyeceksiniz. Sakın. Azat! Anne! Anne! Bırak gitsin. Gözünün önünden karısı olacak kızı aldılar. Sen ne biçim evlatsın be? Seni doğuracağım ama taş doğursaydım keşke. Reyhan hadi. Reyhan in hadi. Peki. Anlaşıldı, güzellikle inmeyeceksin. Mira ne yapıyorsun? Reyhan! Şaka yapmıyorum ben. Bırak beni, bırak! Deli misin sen? Delirdim! Delirttin beni. Sana ne söylemiştim? Reyhan yoksa Miran da yok. Sana bin defa dedim. Benim peşimi bırak. Zorba mısın sen? Ha, eşkıya mısın? Ne dersen de. İster eşkıya ister zorba. Bundan sonra beraberiz. He? Kim olarak? He? Ne olarak yanında kalacağım? Kocam değilsin, ailem değilsin, hiçbir şeyim değilsin benim. Sen ne hakla bundan sonra beraberiz diyorsun? Ne hakla beni alıkoyuyorsun bir an? Bu işin sonu kötü. Vazgeç. Bırak beni gideyim. Bırakacak olsam seni oradan almazdım, değil mi? Sen beni alıkoydun diye bu işin peşi bırakılacak sanıyorsun, değil mi? Babam gelip beni bulacak. O gelmezse Azat gelecek. Sakın! O Azat itinin adını sakın ağzına alma. Hadi bakalım, kolaysa gelsin asıl seni benden. Hadi Reyhan. Reyhan geç. Reyhan! Allah'ını seversen zorlama beni.
götürüyorsun beni? Karının olduğu konağa mı? Beyan, sus. Aga vardınız mı? Vardık aga. Arabadayız. Oh. Durum ne kardeşim? Park ettiğimiz araçlar işe yaradı kardeşim. Kargaşa çıktı, çıkamadılar. Güzel. Aga nereye gidiyorsunuz? Kardeşim. Bana da mı söylemeyeceksin Reyhan nereye götürdüğünü? Hadi konuşuruz Fırat. Bunu da yaptın ya. Bırakmayacağım kızımı sana. Bırakmayacağım. Ulan. Gebertacağım ulan seni. Ecelin olacağım senin, ecelin. Amir'in arabası. Vallahi Amir'in arabası. Buldum kızım. Yetiştim kızım sana, yettim. Geldim kızım, geldim, yaptım sana. Dur ulan, dur! İnan benim patronum değil, dostum. Lan! Bilsem de söylemezdim ayrıca. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin ulan! Yetti artık be! Yetti! Evladıma, aileme yaşattıklarınız yetti ulan! Konuşacaksın, söyle nerede kızım? Abi yapma! Hazar! Yapma oğlum, dur! Ben durmayacağım. Bunlar duracak artık. Karışmayın siz. Bak, eyvallahım yok. Kızım için ölüme giderim, anladın? Şimdi söyle, nerede kızım? Vururum seni! Vur sana! Vur! Sen bizi ölümle tehdit edemezsin Hazar Şahdoğlu. Korkuttuğun şeyi dert etseydik, bu yola çıkmazdık. Konuşacaksın ulan, söyleyeceksin. Nerede kızım? Al, aç ulan! Aç ulan! Sürüklüyorsun beni. Öyle değil. Öyle düşündüğün gibi değil. Öyle değil mi? Ne o zaman bu yaptığın ne Miran? Efendim Fırat. Miran! Getir ulan kızımı! Getir kızımı! Yeminim olsun bana yaşattığınız ziramı ödettirim Fırat'a! Baba! Baba bırakma beni burada! Kızım, kızım sakın korkma. Alacağım seni yavrum, sen sakın korkma. Boşuna uğraşma Hazar Şahdoğlu. Benden başka kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Ulan, Allah'ım bana bahşettiği evladımı alıp durma. Acısının izini sürdürtme bana.
Bak yeminim olsun. Vururum lan burada Fırat'ı. Vururum. Sen kızın için nasıl ölürsen Fırat da benim için ölür. Reyyan benimle kalacak. Baba. Baba sakın elini kana bulama baba. Kızına zarar gelmeyecek. Ama bizi arama. Bulamazsın. Uzaklara gidiyoruz. Ünal! Hadi! Kapatın şerefsiz. Telefonu kapatmış. Telefonu kapatmış. Ulan! Kimsenin bizi bulamayacağı kadar uzağa gidiyoruz dedi. Benden başka kimse bilmiyor dedi ama sen biliyorsun. Söyle nerede kızım? Hazar, yapma oğlum, dur. Konuş ulan, alacağım canını bak, alacağım. Alsana. Ne duruyorsun hadi? Alsana. Ulan. Abi yeter. Ağam, yapma. Hazar, dur oğlum, yapma. Hazar nereye? Kızımı bulmaya. Baba, haydi başımıza bela olmadan gidelim buradan. Baba! Bana bak. O Azize karısına söyle. Kan akacak. Akan kan da boğulup geberecek. Öyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun olmayacağını? Ya vurduysa babam Fırat'ı? Sen arkadaşının kafasına silah dayanmış. Sen nasıl rahatsın? Nasıl duruyorsun böyle? Çünkü babanın o tetiği çekmeyeceğini biliyorum. Kızı için biri olsa Hazar Şadoğlu Fırat'ı vurmaz. Vuracak olsa beni vururdu. Babamın Fırat'ı vurmayacağına eminsin. Ama anneni babanı öldüreceğine inanıyorsun, değil mi Miran? Madem babam benim kimseyi öldüremez, o zaman ne diye başlattın bu düşmanlığı? Ne diye sürükledin bizi bu cehennemin içine? Miran! Ne işin var burada? Ne oluyor? Elif dur. Konak basmakta neyin nesi? Sen canına mı susadın? Ben canıma susamadım. Ama senin o ırz düşmanı torunun canına susamış Aziz Aslan Bey. Azat. Nerede o Miran? Reyyan nerede? Miran! Çık lan karşıma! Reyyan almadan gitmeyeceğim buradan. Gönül dur. Azat sen ne diyorsun? Miran Reyyan'ı mı kaçırdı? Sizin kanalınız yok muydu? Ne oldu? Bıraktın mı Reyyan'ı? Koşun da çağır, bu aradığın yok burada. Şimdi görürsünüz. Şefik! Babaanne sakın! Yenge. Eğer ben buradan sağ çıkamazsam senin torunun da sağ çıkamaz. Gönül! Sultan Hanım dur. Geri çek adamlarını.
Torunumu bırak. Yoksa bedelini canınla ödersin. Eğer bir bedel ödenecekse onu yalnızca ben ödemem. Artık ne sabrım kaldı ne sınırım. Gerçek adamlarını. Bir şey yapsa da öldürecek kızımı. Azat dur. Babaanne bir şey yap. Geri çek adamlarını Aziz Aslan Bey. Hadi. Peşinden bırakmayın. Yakarım hepinizi. Bırak kızımı. Geri çekin. Bırak. Geri çekin ben sana. Yaklaşma. Tatlı ömrünü bırak. Pişman ederim. En ufak bir yanlışınız da önce görülür. Onun bir suçu günahı yok. Bırak kızım. Yaklaşma. Çek adamlarını geri. Yaklaşma. Hanımım. Sakın. Bırak silahını. Bırak. Anne. Yaklaşma. Yürü. Anne. Bırak kızımı. Onun suçu günahı yok. Bırak kızımı. Geç. Geç. Geç dedim. Reyhan dönene kadar gönüllü bırakmayacağım. Sultan! Bırak! Bırak! Bırak kızımı bırak! Onun günahı yok! Onun günahı yok! Koşun! Koşun benim arabalara koşun! Sultan. Gönül git. Sultan. Bırak. Kızım. 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 Nereye? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Lütfen kalk. Bırak! Ben Aslan Beylere bir evladımı vermişim. Ciğerimdeki ateş 30 senedir sönmemiş. Elimde, avucumda, gözümün önünde tek bir evladım var. Onu da gene Aslan Beylere mi feda edeceksin? Mirema mı feda edeceksin? Canın pahasına, intikamını bitirmek pahasına da olsa kızımı geri getireceksin. Getireceğim. Kızım, kızım. Yenge. Dur Elif. Bırak gitsin. Azat'a bir şey yaparsam, bu en çok Gönül ablaya zarar verir. Sakın, sakın kimseye zarar verecek bir şey yapma. Sakın babaanne, sakın. Kızım.
Hazar fellik fellik kızını arıyor. Reyyan'ı herkesten önce bulacak. Bulunca da bitireceksin bu işi. Aslan beyler öldürdü sanacaklar. Reyyan bir daha Şadoğlu konağına dönmeyecek. Anladın beni? Jandarmaya da şikayetini ettin. Seni yapacağım bir şey yok gayrı. Bekleyeceğiz. Evdekileri de başıboş bırakmayalım. Haydi. Siz gidecekseniz gidin. Ben kızımı bulmadan gelmeyeceğim. Hazar. Kendi başına ne yapacaksın? Gerekirse Midyat'ın altını üstüne getireceğim. Yine de kızımı bulacağım. Benim kızım o şerefsizin elindeyken bana bekle deme baba. Bir şey edeceksen yardım et. Etmeyeceksen de yolunda durma. Hazar. Baba. Baba. Ya şimdi ne etsen abimi durduramazsın. Bak gel biz eve geri dönelim. Apar topar çıktık oradan, benim aklım Azat'ta kaldı. Bir delilik yapmasından korkuyorum. Azat'ın yöresi adam dolu. Hazar'ın az önce ne yapabileceğini gördün. Halı hal değil. Yalnız bırakamayız. Koca Şadoğlu bir Reyyan'ın derdinden geçemedi. Ne yapsak bitmedi ama bitecek. Haydi. Sana bu dünyada gidecek yer bırakmayacağım Miran. Yaşattığın acının aynısını yaşayacaksın. Ne yapacaksın bana? Nereye götürüyorsun beni? Niye kaçırdın beni? Kes sesini, kes! Evinden kız almak neymiş göstereceğim bütün aslan beylere. Reyyan geri gelmedikçe sen de dönmeyeceksin evine. Reyyan'ın yaşadığı korku, ona yaşattıklarınızı yaşayacak, o zaman anlayacaksınız. Kes ağlamayı. Kes ağlamayı. Kes ağlamayı. Ne desem boş değil mi? Vazgeçmeyeceksin. O hırsın hiç dinmeyecek. Yarattığın cehenneme beni hapsetmenin bir yolunu her zaman bulacaksın sen. Ama senden öyle korkuyorum ki artık. Yapacaklarını kestirememekten, yalanlarının bitmemesinden. Daha ne yapacaksın bana Miran? Ne yapacaksın daha? İnandıracağım seni Reyyan. O enkazın önünde çektiğin acının aynısını ben de yaşadım. Ve yüreğinde o acıyla yaşamana izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun inandıracağım seni. İnandıracaksın beni he mi? Neye? Miran'a. Ateş düşürmesine izin vermeyeceğim. Onların yaptığı her kötülüğü onlara yapacağım. İade edeceğim. Evladımın emanetine hıyanet etmeyeceğim. Sultan yengemin öyle çekip gitmesine izin verdin. Bir şey yapmayacak mısın? Taşa toprağa feryat etsin döner geri. Evladını kaçırdılar gözünün önünden, kolay mı? Ne oldu burada? Kim kaçırdı? Kimi kaçırdı? Nedir bu halin? Ne oldu sana? Neredeydin? Kim yaptı bunu sana? Oğlum. Ne oldu sana? Yok yok yok, bir şey yok. 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 Şadollar mı yaptı? Demedin hala büyük ana. Kim kaçırdı? Kimi kaçırdı? Azat Gönül ablayı kaçırdı. Ne? Nasıl? Miran nerede? Şadoğlu konağından Reyyan'ı kaçırdı, doğru mu? Büyük ana.
yardım et. Bundan bu hale koydular seni. Ben sana demedim mi? Miran aklıyla iş yapmıyor, sen yapacaksın demedim mi? Ona engel olacaksın demedim mi? Gönül'ün kafasına o Azat iti silah dayayıp evinden söküp aldı. O dayadıkları silahın önünde yalvartacağım onları yaşamak için. Hemen adamlar topla. Gerekirse Kars'a haber sal. Hemen Miran'ı bul. Gönül'ü de eve getir. Bak. O Şadoğlu kızı için. Gönül'ün tırnağının ucuna zarar gelirse torunumu kan dökerek alırım. Kan! Ya baban de sen hala kan peşindesin. Her şey senin yüzünden oldu. Miran abim sana demedi mi? Reyyan'ı o konakta bırakmayacağım demedi mi? Ama gene sen en son lafı söyledin, gerisini duymadın. Bırak artık hesabı kitabı. Gönül abla için bir şey yap. Miran aç. Fırat. Miran'ı bulmadan gelme. Allah'ım sen benim hakkımı koru. Allah'ım sen benim evladımı koru. Azat gidip o Miran'ı vuracak, katil olacak abim, katil! Ağzını hayra aç anne ya! Abim öyle bir delilik etmez, edemez. Miran'ı vuramaz ya. Bırakmadın ana, ben de gideydim. Böyle elimiz kolumuz bağlı. Bu kadar kadın başımıza ne diyeceğiz? Dur Meyli, dur! Hazar Bey'e ulaşamıyorum. Yaren, sen de babanı dedin bir daha arasana. Bir defolup gidelim! Sizin yüzünüzden her gün başka kabin azabı yaşıyoruz. Benim oğlum bu eve ya ölü ya katil dönecek sizin yüzünüzden. Sen yettin mi Handan? Farkın mı oğlumuz? Kızımız satın almaya gelen adam altı sırtını çıkmaya. Kim bilir ne halde benim yavrum? Bak Zehra benim oğlumun başına. Senin kızın yüzünden bir iş gelirse hiçbirinizi yaşatmam haberin olsun. Hiçbirinizi yaşatmam yemin olsun. Bırak! Bırak! Anne! Anne! Melike! 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 Otur! Otur sen! Bana su ver! Su ver ya! Öldürürüm seni. Ben Aziz'le gelip 27 sene beklemem.
Kızıma bir şey olursa seni de aileni de dakikada yok ederim. Duydun mu beni? Söyle nerede kızım? Benim oğlum yapmaz öyle şey. Bırak. Yapmaz ha? Gözümün önünde kafasına silah dayadı, kaçırdı kızımı. Kendi ellerimle öldüreceğim o soysuz oğlunu. Ya bırak, biz ne olanları biliyoruz. Neden nerede olduklarını bırak. Yenge bir şey yap ne olur. Sultanım kendine gel. Gel. Benim şu hayatta gönülden başka kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kızım için neler yapabileceğimi tahmin bile edemez. Ben tahmin ederim ama sultanın. Şurada bir silah bulsan tereddüt etmeden çekip vurursun hepimizi değil mi? Çünkü can havliyle kendini bilmez halde Midyat sokaklarında koşarken şu bacakların taşıdı seni ama şimdi tutmuyor değil mi? Sorun mesafeler olsa böyle titremezdi bacakların. Buraya gelirken umut tuttu seni ayakta. Kızını görebilmenin umudu. Şu nefes darlığı var ya, nedeni koşmak değil, şu yere göğe sığamamaktan. Evladını koynuna saklamak istiyorsun ama yok. Aldılar götürdüler onu senden değil mi? Kim bilir ne halde, ne eziyet çekmekte kim bilir. Kıyamadığın evladına şimdi kimler kıyıyor meraktasın değil mi? Çünkü anasın Sultan Hanım. Anasın. Kapınıza dayandığım vakit ne haldeymişim. Anlıyor musun şimdi? Aramızda tek fark var Zehra Hanım. Ben senin gibi arkamı dönüp gitmeyeceğim. Kızımı almadan gitmeyeceğim bu ev. Yaklaşma! 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 Anne! Düş önüme! Her deliğe bakacağım. Tamam. Bak siz bir kötülük ettiniz. Ama benim oğlum size benzemez. Zarar vermez kızıma. Caner koş yetiş. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Caner şunu dışarı. Caner. Hayır. Yapma. Yapma. Hele sen. Çıbanın başı sensin. Anne. Zehir gibi girdin herkesin beynine. Sen akıl verdin değil mi abine kızımı kaçırsın diye? Bilmiyordum. Bırak. 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 Gönül! Gönül, 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 gönül.
anayla evladının arasında kilometreler dahi olsa yüreğine bir set işlemez. Evlatla anasının arasında değil bir kapı daha olsa duramaz. İçin evladının acısıyla darmadağınken şimdi bir de bu kapı yüreğine kor olup düşsün istemem. Kızım burada değil. Olsaydı insafsız davranmazdım. Verirdim. Çünkü ben de anayım. Çünkü sizin kapınızda ben de tırnaklarımı bıraktım. Buyur. Kapı açık. Başını yaksa öpte başına koy Handan Hanım. Ne öyle kamlı baykuş gibi konuşup duruyorsun? Sus. Sussam ne çare? Azat bir Aslan Bey kızını kaçırmış. Hem de hanelerinin içinden. 27 sene. İntikamını bekleyip alan, Şadoğullarını bütün Midyat'a rezil eden Azize Aslan Bey... Bunu Azat'ın yanına kor mu sanıyorsunuz siz? Adamın kalbini söker alır yerinden Aziz Aslan Bey. Kan akacak kan. Yeter ya yeter! Sus artık Hanife! Görmüyor musun kadının halini? Hem sen nereden biliyorsun Azize'yi ha? Onlar da kız kaçırdılar. Aslan Beylerinki kız da. Şadoğullarınki değil mi? Yok gelecek. Gelecek. Niye getirdin beni buraya? Ne yapacaksın bana? Söyle artık. Sus, soru sorma. Gel şuraya. Söylesene. Yaşattıklarınızın aynısını yaşayacaksınız. Ne demek? Miran'ın Reyhan'a yaptıklarını mı yapacaksın bana? Reyhan'ın adını ağzına almayacaksın. Sen de yapılanların intikamını benimle mi alacaksın? Yapacağını yapıp beni meydana mı atacaksın? Midyat'ın göz önünde namusunu benimle mi temizleyeceksin? Söyle ne yapacaksın bana? Sus! 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 Reyhan'a yaptıklarınızı, rezilliklerinizi hatırlatıp durma bana! Peşimizdekileri atlattın. Ama çoktan ayağa kalkmıştır ortalık. Bulacaklar beni. Dokunamayacaksın bana, zarar veremeyeceksin. Dokunamayacağım.
Yaklaşma. Uzak dur! Dokunacaksan eğer ölürüm daha iyi. Uzak dur! İmdat! Yaklaşma! Hayır! Gelmeyin! Hayır! Reyhan, in biraz hava al. Gel. Al. İç biraz bundan. Hadi Reyhan. Nasılsın? Daha iyi misin? Nereye gidiyoruz? Urfa tabelası gördüm yolda. Ne yapacağız orada? Bilmiyorsun değil mi? Ne yapacağını bilmiyorsun. Sırf o enkazın önünde öyle kaldın diye. Sırf tüyüne engel olacağım diye, sırf sen bitti demeden bitmeyecek diye, değil mi? Ah Reyhan'a. Hiçbir şey sandığın gibi değil. Ses lan! Ses! Bir masrafını bozma. Gördüm lan seni. O gün bizim evin önündeydin. Sonra gece de sokakta çıktın karşıma. Niye takip ediyorsun Reyhan'ı? Bilmiyorum kim olduğunu. Bir daha takip etmem. Bak lan. Benim sabrımı taşırma. Senin kafanı patlatırım. Tamam mı? Konuş. Dedesi istedi. Ne? Nasıl ama? Evet. Kına gecesi gelip kaçıracaktım. Kaçırınca ne yapacaktın lan? Öldürüp bir yerden aşağı atacaktım. Herkes kendini öldürdüğünü düşünecekti. Nereye sandığım gibi? İntikamın mı değil, gönüllü evliliğin mi değil, ne değil Miran söylesene. Hiçbir şey. Beni dünyanın öbür ucuna da götürsen faydasız. Yanında değilim ki ben senin. Nereye götürürsen götür, gelmeyecek seninle içim. Anca bedenimi götürürsün, oradan oraya sürüklersin zorla. Aklımda, ruhumda, kalbimde beni aldığın o yerde. O enkazın içinde öylece duruyor. Anla bunu artık. Yeter Reyhan. Hadi bin şu arabaya. Buradan dönüş yok Miran. Bu işin sonu çok kötü olacak. Bağladığım örtü var ya, kocan Reyhan'ı kaçırırken bana geri kalan tek şey bu işte. Reyhan ne zaman geri gelecek, o örtüyü başına takacak, sen de ancak o zaman özür kalacaksın. Anladın? Bana
olacaksan eğer, Reyhan gibi olacaksam eğer ölürüm daha iyi. Kim koydu Reyhan'ı bu hale? Nefes aldığı her ana kim lanet ettirdi? Reyhan gibi olacaksam ölürüm dediğin hala kim koydu onu? Şimdi korkuyorsun ha? Namusuna halal gelecek, canını alacağım diye korkuyorsun. Reyhan'ınki can değil miydi? O korkmadı mı? Sen acıdın mı ona? Reyhan'ın başına ne geldiyse hepsi sizin yüzünüzden. Yok yere bir masuma bütün dünyanın kahrını siz yaşattınız, hala yaşatıyorsunuz. O kocan, babaannen, annen, sen... Miran'a kim yardım ettiyse suçlu, kim göz yumduysa... o ah bile etmeyen kızın üstünde vebali var. Ama ben bitireceğim. Duydun mu? Bitireceğim. Bir daha Reyhan'ın adını ağzına alacak olursam... seni Reyhan'ın düştüğü durumdan daha beter bir hale koyarım. İşte o zaman görürsün, yaşamak mı daha iyi yoksa ölmek mi? Tabii. Uzun yola giderken lazım olur. Aynen öyle. Artık yolda beraberiz. Sen hala aynı yolda yürüyebileceğimizi mi sanıyorsun? Yürüyeceğiz. Ben sana ne demiştim? Artık bizim yolumuz da bir, kaderimiz de bir. Bu yaptığın her şey daha da kötüye götürecek. Düşmanlığı büyüttün, ateşi büyüttün. Ateşse ateş, külse kül. Ben her şeyi göze almışım Reyhan. Dolduralım. Hadi gel sen de. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Yaptığı ne yapacağı belli. Hadi Reyhan gel. Gelmiyorum dedim. Daha sabır. Binmek bilmez, binmek bilmez. Ondan sonra da Miran zorba. Ya bırak. Sen bırak dedim sana. Bırakır mısın elimi? Bırak dedim elim. Reyhan. İster bağır ister çağır nafile. En fazla ikimizin başını belaya sokarsın. Tamam. Sen bırak. İnan. Bırakır mısın elimi? Desene sen bana niyetini nereye sürtüyorsun ya beni? Bak vallahi ateşim yükseliyor. Ben sonuçta benzin varıline kafamı sokacağım, orada kalacağım. İyi. Bir daha çıkmayacak şekilde sok o zaman. Al şunu. Bu ne şimdi? Değiştir üstünü. Bunun dalıyı da at. Yoksa yakacağım ben onu. Bu parmağa başka bir yüzük takamazsın, başkası için de bin dalı yiyemez. Anladın mı? Yapmayacağım Reyhan, etmeyeceğim Reyhan. Dur Reyhan, yürü Reyhan. Anladın mı Reyhan? Sen hangi sıfatla bana böyle emirler yağdırıyorsun? Sana bu hallerin hakkını kim veriyor? Allah Allah! Gözlerin. Başkası için giymeyecekmiş.
İstanbul'da değil miydin? Erken geldim. Seni Binballı ile göreceğim demiştim ama... Topla ben sözümü tutarım. Bulacaksın Reyyan. Bir yolunu bulacaksın. Sen bulmazsan baban gelip alacaksın. Araç hazır. Ne kadar borcumuz? 300 abi. Abi yakarsa içeri ödemeniz gerekiyor. Abi arabayı da kenara bir yere çeksin şimdi. Müşteriler gene durmasın orada. Tamam. Hadi sen bak şimdi geliyorum ben. Bekle beni, ben geliyorum, tamam mı? Hmm. Posterde bağlanmadı abi. Seni de bekletmeyeyim. Şuraya gelin istirhamet. Hadi eyvallah. Reyhan! Reyhan! Kardeş, yanındaki kız nereye gitti, gördün mü? Yok abi, en son senin yanında gördüm. Nasıl görmezsin ya? Kim vardı peki başka? Vallahi bir kamyon vardı ama. Nasıl bir kamyondu, nereye gitti? Bildiğin kamyon işte abi, kırmızı bir kamyon. Hayırdır abi? Kamera var mı burada? Var abi. Yürü. Yürü!
gidiyoruz ki şimdi? Ah ulan ah. Az kaldı, ömür bitti, yollar bitmedi be. İnşallah sağ salim evime, aileme ulaşırım ya Rabbim. Ah şöyle nazlı kullanır. Ne oluyor gece gece ya? Kim var orada? Kim var orada dedim? Kimsin sen? Kimsin sen dedim? Ne işin var burada? Vallahi bir şey yapmadım, bir suçum yok. Madem bir suçun yoktur, kaçak halde ne işin var kamyonumda? Söyle bakayım, hangi pavyondan kaçtın sen ha? Yok tövbe, pavyondan falan kaçmadım ben. Siz beni yanlış anladınız, ben hemen gideceğim. Dur bakayım, dur bakayım, dur. Yemezler bu numaraları. Bırak beni. Yok, bırakmam. Ayağıma kadar gelmişsin. Niye bırakayım? Bak, burada bizden başka kimse yok. Sonra istediğin yere götürürüm seni. Bak nereye istersen ha. Gel buraya, kaçma. İmdat! İmdat! Gel buraya, kaçma. Yardım edin. Gel buraya. İmdat! Gel buraya, kaçma. Yardım edin. Bırak bakalım ya, bu şey lan. Sen ne vahşi bir şeymişsin. Bırak. Hangi mi saldırdın? Allah aşkına bırak, insafın yardıma. İstediğin kadar bırak. Bırak. Bu dağ başında kimse seni duyamaz, kurttan kuştan başka. Buldum seni Reyyan, buldum. Reyyan! İmdat! Miran! Reyyan! Miran kim ulan? Kocam! Reyyan! Şerefsiz! Sana sığınan kadına göz dikmek ne demek lan? Miran yapma! Miran! Allah aşkına dur! Öldüreceksin adamı Miran! Gebersin! Bunun gibi şerefsizler! Gebersin! Dur! Yapma abi! Duramam Reyyan! Bu sefer duramam! Sana dokunmaya çalışanı bu toprağın altına gömerim! Öldürürüm! Dur! Öldürürüm! Yapma! O haller! Bir daha sana sığınan birine kötülük yapmak için uzanırsa bunu hatırla! Anladın mı lan? Yalvarırım, olur kurban olayım. Tövbe yapmam bir daha abi. Konuşma lan! Hatırla ki bir daha kimsenin kızına, karısına uzanamazsın. Anladın mı lan? İç. İyi misin sen? Hayat içemeseydim. Ha? Ya bulamasaydım seni.
Yetiştin işte. Yandım. Allah aşkına dön artık. Ya sen beni katil mi edeceksin? Vallahi aklım almıyor Reyyan. Ya yetişemeseydim. Ya bulamasaydım. Seni o an... Ya bağırıp durma. Yetiştin işte. Ya bir şey yapsaydı sana. Ya öldürseydi. Ne olurdum ben? Ne olacaktı bana? Ha? Hiç düşündün mü? Nereye gidiyorsun bilmediğin etmediğin yerde? Delireceğim ya. Tanımadığın adamın kamyonuna binip gidiyorsun. Benden daha mı güvenilir? O kadar mı Reyyan? O kadar mı? O kadar mı güvenmiyorsun bana? Kaçarsan ya ben katil olacağım ya da sana bir şey olacak. Eğer sana bir şey olursa ben ölürüm. Tamam. Ağlama artık. Korkma da. Ben dahil hiç kimse sana zarar veremeyecek. Tamam mı? Sen yeter ki yanımda kal. İçine girdi sanki. Nereye götürdün bu it benim kızımı ya? Nereye götürdün? Hazar. Koyuverme kendini. Sakin ol. Bulacağız. Ya baba. Bak böyle deli divane gibi dolaşıp hane hane bakarak bu kız bulunmaz. Kim bilir hangi deliğe girdiler. Ben oğlumu merak ediyorum. Evime dönmek istiyorum. Ya sen de dur şimdi andan be. Benim kızım kaçırıldı. Can düşmanımızın elinde benim kızım. Ya sen baba değil misin? Hiç mi anlamıyorsun insan halinden? Sen benim halımı anlıyor musun abi? He? Sen benim halımı anlıyor musun? Senin kızını benim oğluma yamamak istediklerinde ne yaptın? Ben sana diyeyim ne yaptın? Anca gideceğim dedin, sonra aldın kızını benim oğlumun dibine bıraktın. Yeter ulan! Yeter! Ya ben yüreğim korda! Aklım nerede? Ağzından çıkan laflara dikkat edeceksin. Bütün sinirimi senden çıkarırım. Tanıyamaz oldum ben seni. Neyin kini ulan bu? Neyin kini? Yeter be! Yeter! Ya ben sizi toparlamaya çalıştıkça etrafa saçılıyorsunuz. Bıktım be! Yeter artık! Gidin siz ya! Gidin! Günlerce de sürse her taşın altına bakacağım, bulacağım ben kızımı. Siz gidin! Söyle Azat. Reyhan'ı mı buldun sen yoksa oğlum? Yok amca, bir haber yok. Ama o et kendi eliyle getirecek Reyhan'ı. Ne? Ben bir şey yaptım. Ne? Ne diyor abi? Ya o... Abi! Ya oğlum sen ne ettin? Niye böyle bir delilik ettin sen? Oğlum katil oldu baba. Oğlum katil oldu. Bunun kızı yüzünden benim oğlum elini kanavladı. Ver şu telefonu bana. Can, ya bırak bu baba. Anlayalım ne olduğunu. Dur.
Amcam ne demek Reyhan'ı getirene kadar gönülü vermeyeceğim. Sen gönülü kaçırınca her şey çözülecek mi sandın be amcam ya? Ne kaçırması? Ne kaçırması? Ver şu telefonu bana. Yuhan. Ya baba bırakın beni. Yuhan, bir dur. Dinle bak. Azat dinle hele bak. Bana bak Azat. Azat sakın bir delilik etmeyeceksin amcam. Duydun mu beni? Bak sakın bir delilik etmeyeceksin Azat'ım. Sen şimdi söyle bakayım bana neredesin sen hele? Söyle bakayım. Azat! Kapadı. Azat gönlünü kaçırmış. Reyhan'ı getirene kadar vermeyeceğim gönül geri diyor ya. Konuş. Kocan Reyhan'ı nereye götürmüş olabilir? Nereden bileyim ben? Bilsem burada olmazdık herhalde. Biz de senden öğrendik Miran'ın Reyhan'ı kaçırdığını. Nasıl kaçırdı? Kınadan mı aldı onu? Ata bindirip götürmüş işte. Hepimiz öyle delirmiş gibi bıraktı arkasında. Demek o kadar gözü döndü her Reyhan için. Herkesi karşısına aldığı yetmedi. Bu sefer de iki günde kalbine giren kız için herkesi geride bırakıp gitti. Ne oldu? Üzüldünüz mü Gönül Hanım? Ne bekliyordun? Sen kocan için kız istedin be kız. Sen var ya, hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek hiçbir şey bilmiyorsun? Kim bilir neler dönüyor o kin dolu kafanızda? Siz nasıl bir ailesiniz, nasıl bir manyaksınız ben anlamadım. Ama bu hastalıklı oyununuzu bitireceğim. Duydun mu? Bitireceğim! Geceli kalacak yolda istiyoruz. Tabii efendim, kimliklerinizi alayım ben. Kimliklerimiz yok çünkü. Kimliksiz işlem yapmıyoruz beyefendi. Bak kardeşim, biz yolda soyulduk. O yüzden üzerimizde hiçbir şey yok. Anlayacağın zor durumdayız. Şimdi bize izin ver, bu gece kalalım. Yarın sakin kafayla polise gidip her şeyi halledeceğiz. Hanımefendiyle yakınlığınız? Karım. Evliyiz biz. İsimlerinizi alayım ben. Miran Aksoy, eşim Reyhan Aksoy. Buyurun efendim, 115 numaralı da. Eyvallah. Ya bir şey soracağım. Burada bir şeyler yiyebileceğimiz bir yer var mı? Var efendim, ileride restoranımız var. Çok güzeldir yemekleri. O zaman siz şunları odaya çıkarın. Peki efendim. Hadi karıcığım gel. Biz de restoranda bir şeyler yiyelim. Miran. Şöyle bostanımız var. Şöyle bırakayım. Bebeğine çorbamız var. Şöyle çiğ köftemiz var. Sizin için özel hazırladım. Şurada da kebap çeşitlerimiz var zaten. Patlıcanlı, domatesli. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Eyvallah. Afiyet olsun. Şundan başlayalım o zaman. Güzel bir şey yesene. Ya bu ne rahatlık ya? Allah Allah. Evet rahatım. Çünkü sen yanımdasın. Güvendesin. Uzaktayız.
Herkes orada geride kaldı. Sadece sen varsın. Şimdi var. Yarın var. Yarınımız falan yok bizim. Bizim seninle daha görecek çok günümüz var Reyhan. Gel. En güzeli de bu. Al. Reyhan Hanım açlık kremine girmiştir. Ha? Ya sabır. Pes yani vallahi pes. Hayır, niye inat ediyorsun? Aç değil misin? Açım. Ama senin ne suyunu ne ekmeğini istemiyorum. İyi tamam, peki. Sen öde o zaman. Param yok benim. Hani beni kaçırdın ya kınamdan bin dallımla. Ya bana sakın o bin dallıyı hatırlatma. Tamam mı? Niye? Hadi yemeğini ye. Buz gibi oldu. İyi, yiyeyim. Senin için açlıktan ölmeye değmez. Ha, şöyle. Aynen, değmez benim için. Afiyet olsun. Ne bakıyorsun, yemeğini ye. Aynı odada mı kalacağız? Ne yapsaydım Reyhan? İki ayrı oda mı tutsaydın? Tutsaydın. Gözümün önünden ayırmam seni. Bezinlikte yaptığını unutmadım. Ne yapacağım? Nereye gideceğim Urfa'da acaba? Bilmiyorum vallahi. Senin sağın solun belli olmuyor. Benimle kalacağına tanımadığın kamyoncunun aracına bindin ya. Gir hadi. İstersen üstünü değiştir Reyhan. Çıkar gelinliğini Reyhan. Üzerimize çiğ yağdı ya. Şimdi gelinlikle ısınamazsın, ondan dedim. Bak, yatmanın içinde bir şeyler aldım. Şurada. İstersen orada değiştirebilirsin. Bak, şurada çarşaf var. İstersen onun arkasında çıkar. Odada kalmak istemiyorum seninle. Dedim Reyhan, seni gözümün önünden ayırmam.
Sen burada yatarsın. Sen nerede yatacaksın? Ben de burada yatarım. Şuradan da yastığımızı aldık mı tamam. Olacak şimdi? Bilmiyorum. Düşünmedin mi ne yapacağını? Cık. Yok. Kınan olacağını duyunca sadece seni oradan almayı düşündüm. Gerisini sonra düşünürüm dedim. E işte şimdi sonra oldu ya. Yarın düşüneceğim Reyhan. Hadi uyu artık. Kaçarım diye korkmuyor musun? Kaçmazsın. Çünkü biliyorsun. Neyi? Nereye gidersen git, seni bulacağım. Uyana kadar bekleseydin bari. Sen odadayken uyuyamam. Kapıda beklerim ben de. Çok düşündüğümden değil öyle yer soğuk çeker diye. Ya Miran ne yapıyorsun? Bıraksana.
Ne yapıyorum? Bunu yapıyorsun işte. Neyi? Ya bırak. Hasta olurum diye mi korktun? Yo, olabilirsin. Üzülür müsün hasta olursan? Ne üzüleceğim? Beni geri götüremezsin diye korkuyorum. Götüreceğim ne belli? Ne demek ne belli? Seni asla geri götürmeyeceğim. Gece başında mı bekleyeceksin? Uyurken izlemek senin huyun. Neredesin ben? Hay Allah ya. Ben bu İspanyolları tamamen unutmuşum. İyice saldık işi gücü de ha Miranda Reyhan'da derken. Ne yazıyor bu ya? Hele bir çevirelim. Elli kişilik grup. Vallahi bir uygulama sayesinde kaç tane rezervasyon hallettim ha. Bir de üzerine istediğim dilde mesajlaşabiliyorum. İspanyol grubu görünce Miran çok şaşıracak. Süperim tabii. Uygulamada süper. Yüzlerce dili anında çeviriyor. Allah. Sen Ahmet'imin evladına torunuma kötülük etmelerine izin ver. Ne olur onun canına da, namusuna da zeval verdir. Ona kötülük etmek isteyenlerin aklındaki şere de, ona uzanacak ele de kilit vur yarabbim. Ne olur bana bir yol göster. Onu tez vakitte bulmama yardım et Senin gibi 27 yıl beklemeyeceğim. Öyle bir şey edeceğim ki değil Midyat, bütün ülke seni konuşacak. Hanımım. İyi misin?
Sultan sakinledi mi? Çok perişan. Sürekli ağlıyor. Aman gözünüzü üstünden ayırmayın. Bir delilik daha yapmasına izin vermeyin. Mahmud'a da söyle dışarı çıkmasına izin vermesinler. Gönül de hala ortalıkta yok. Nasıl olacak böyle hanıma? Şadoğullarının bu intikam yüzünden öce almasından korkuyorum. Merak etme Esma. O Şadoğullarının bir daha ciğerimi yakmasına izin vermeyeceğim. Fırat, bir haber var mı? Bütün gece her yere baktık. Şadoğullarının tüm mekanlarını. Hatta Azat'ın arkadaşlarını da sıkıştırdık ama... ne gören var ne duyan. Miran. Hala ulaşamıyorum. Bütün otellere haber ettim. Merak etmeyin, bulacağım inşallah. Bul o zaman. Ne duruyorsun daha? Sen Miran'ın nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Adımınız ayrı gitmez sizin. Her zamanki gibi onu koruyorsun. Sen de ortaksın bizim düştüğümüz bu hallere. Düşmanımızın kızı için benim kızımı harcıyorsunuz. Biz onu kızından intikam aldık. Onları kızına ne ettiysek onlar da benim kızıma edecekler. Eğer kızımın başına bir şey gelirse bundan sen de sorumlusun. Sultan. Sultan Hanım. Ne kadar acı çektiğinizin farkındayım. Ama inanın bu sefer ben de bilmiyorum Miran'ın nerede olduğunu. Size söz veriyorum bulacağım Miran'ı. Siz beni ne kadar el olarak görseniz de... ben bu ailenin ekmeğiyle, suyuyla büyüdüm. Azize ana bu evin bir parçası olarak gördü beni. Ona göre davrandı. Ona göre güvendi. Gönül de benim dünya hayret kardeşimdir. Eğer biri tercih edilecekse... ben bu çatının altında yaşayanı tercih ederim. Gönüle karşılık Reyyan'sa... Reyyan'ı kendi ellerimle verir, Gönül'ü alır. Nereye? Bir işim var, onu halledeceğim. Sen benim sessizliğimden korktun. Benim ne yapacağımı anlamak için dolaştın ayağımın altında. Korkudan. Haklısın. Kork. Çünkü ben senin gibi 27 yıl beklemeyeceğim. Öyle bir şey edeceğim ki... değil Midyat, bütün ülke seni konuşacak. Yeminle yok. Almış götürmüş kızı. Midyat'ta olsa bulurduk. Her yere baktık ya. Allah nedir bu başımıza gelen? Ya yeter ya yeter. Hepiniz düşmüşsünüz Reyyan'ın derdine. Benim oğlumu düşüneniniz yok. Çocuk almış Aslan Bey'in torununu kaçırmış. Belki hayatı tehlikede. Biriniz de demiyor ki Azat'ı arayalım diye. Cihan doğru der. Azize Azat'ın yanına koymaz bunu. Bizden önce bulursa. Allah'ım sen koru çocuğumu. Nasıl? Hayrola Azize? Miran da sen de kendi yeriniz bellediniz buraları. Torunun ettiği halttan sonra sabahın köründe utanmadan ne diye dikilmeye başladın kapımda? Torunun nerede? Nerede kızım? Sen dur. Onun derdi benimle.
Sen önce torununun hesabını ver. Azat gönlünü nereye götürdü? Nereye götürdü bilmem. Ama en azından ne yaptığını biliyorum. Senin gibi intikam belasıyla gözümü karartıp hanemde kim ne eder? Dünyadan bir haber dolaşmıyorum çok şükür. Allah bilir Miran'ın ne yaptığını Azat torununu aldıktan sonra öğrenmişsindir. Çünkü senin hanende seni atası bile yok Azize. Azat gönlünü getirecek. Torunumun tırnağına göz değerse değil Midyat'ı bu dünyayı sana dar ederim. Tehditlerin değişmiyor. Ama çevrendeki insanlar değişiyor. En başta torunların. İntikam aldığını sanıyorsun değil mi? Ne oldu? Ettiğin hainlikler döndü gene seni buldu. Torunundan öyle bir oldun ki Miran'a benim lafım geçer, senin lafın geçmez bundan gayrı. Ama bu daha iyi günlerin. Mahrum olacağın daha çok şey var. Lafım geçmiyor, he mi? Lafını geçiremediğin için Sabiler'in lafına göre iş eder oldun nasıl? Evlatlarına söz geçiremediğin için, evlatlarına karşı duramadığın için meydana atılan kızı evine alıp tekrar gelin edecek hale gelmişsin. Azat gönlü getirecek. Bugün bitmeden getirecek. Getirmezse gayrısını sen düşün. Nasıl? Azar. Baba sen karışma. Azize Aslan Bey. Ne aranırsın Nazar? Ecelini mi? Kafasını yalanlarla doldurduğun torununu artık üzerimizden çekeceksin. Yoksa... Yoksa ne? Söylediklerim yalan mı? Hepsi gerçektir. Sen bizim namusumuzu çaldın. Sen benim ciğerimi söküp aldın. Daha çok geleceksiniz kapımı aman dilemek için. Ben kimsenin namusunu çalmadım. Gerçekleri ikimiz de çok iyi biliyoruz Azize Hanım. Namusu çalan da sensin. Sevdiğimi alan da sen. Düşman arıyorsan aynaya bak. Yaşananların tüm suçlusu sensin. Bu yalanların ancak Miran'ın kanına girersin. Sabileri kandırırsın sen. Bak, sana son defa diyeyim. Zehir saçan torununu da o kötü kalbini de üzerimizden çek. Yoksa sana buraları dar ederim. Yüreğin yetiyorsa et. Et bakalım Azize Aslan Bey, hanesinden tek bir kişinin canına zarar gelirse Midyat'ı nasıl ateşe veriyor? Bu yaşadığımız ne ki? O ateşi yakınca buranda ne ateş kalır, ne kor. Küle çevireceğim. Mehmet'imin üstüne yemin ederim ki Şadoğullarını hiç yaşamamış gibi küle çevireceğim. Sen beni tehdit edecek halde değilsin. Kızım evine sağ salim dönmezse gönül verilmeyecek. Ne zaman ki kızımın saçının teline halel gelmeden alırım, o zaman kendi ellerimle gönlü sana teslim ederim. Başkasına ne anlatırsan anlat, sen beni çok iyi bilirsin Azize Hanım.
yüzünden dönmez. Nişanlım değil misin sen ya? Bir hafta evleniyoruz. Olsun, bırak yine de. Bırakmam. Çünkü bırakmak istemiyorum. Zaten neden masal izin verdi, şaştım kaldım. Hayatımda ilk. Ne? Bu işte. Bu işte. Nasıl? Daha önce kimseyle dışarıda çıkmadım böyle. İlk defa.
Kendi ellerimle yıktım. Kendi ellerimle kaybettim seni. Burada öyle kalsam, böyle ölsem, tam burada. Şeyler yiyelim. Baş başa kahvaltı diyorsun ha? Ha, mum da yakacaktım da. Size kadar insaniyetsiz olmadığım için yiyecek bir şeyler getirdim. Tabii sen bundan ne anlarsın? İyi, sana afiyet olsun, ye o zaman. Kızım. Çalıştır şu kafanı. Nereye götürmüş olabilir? Düşün. Düşün, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ne bileyim ben. Midyat'a geldiğimizden beri evden çıkarken Miran nereye gider, kiminle gider hiç bilmiyorum. Tek bildiğim hep o Reyhan'ın peşinden gittiği. Vallahi pes. Ben sizin ailenizi yemin ediyorum anlamadım. Ya gören de bu intikam planından hiç haberin yok. Sen tamamen mağdursun sanacak. O kadar ustalaşmışsınız ki içinizdeki şeytanı bile eğitmişsiniz. Dışarıdan bakınca görünmüyor. Yeter be! Sen bizim neler yaşadığımızı nereden bileceksin ki konuşuyorsun? Hepsi benim gözümün önünde oldu be. Sen kocana kız istedin be kız! Senin kötülüğün arşı alayı titretir. Ama bak, şimdi sana bir kötülük edeceğim diye gözlerin korku saçıyor. Benim içim öldü be Reyhan isterken. Çocukluktan beri kurduğum dünyam başıma yıkıldı, anlıyor musun? Mecbur kalmasa kim yapabilir böyle bir şeyi, ha? Bana sordular mı zannediyorsun? Ben Miran'ı öyle çok seviyorum ki, o bana ne dediyse ben hep onu yaptım. İyi, artık anlamışsındır. Görüldüğü gibi Miran'ı sen sevdiği falan yok. Sanki sen benden farklısın. Peki Reyhan seni seviyor mu? Ah be oğlum, ah ah evladım. Sen nasıl yaparsın bunu bize? Ben şimdi seni nereden bulacağım, nasıl bulacağım? ...27 yıl ya, tam 27 yıl. Beklemiş, plan yapmış bir intikam için bu Azize karısı. Torununu alsa da Azad'ın peşini bırakmayacak. Çok kanı kaçak andan, çok. Ama ben de durmayacağım. Bütün bu işleri başımıza kim açtıysa... ...oğlumu bu hallere kim soktuysa... ...bizzat ellerimle o aslan beylerin önüne atarım ben onları. İster abin olsun, ister kızı. Bu saatten sonra oğlumdan ötesi yok, anladın mı? Kan akacaksa eğer, benim önüne attıklarımın kanı akacak, oğlumun değil. Handan Hanım. Babam da, abim de, Reyhan da dahil... ...hepsinden teker teker hesap soracağım. Sen hiç merak etme. Yeter ki sen bana güven. Her zaman benim yanımda ol. Anladın mı? Sormak istersin, soramazsın.
He Zehra. Sen anlatmak istediğin zaman anlatırsın. Miran'ın annesi. Dilşah. Çok iyi yürekli bir insandı. Biz nişanlıydık. Ben askere gittim. O sırada Azize zorbalıkla almış Dilşah'ı kendi oğluna gelin etmiş. Çok mu sevdin onu? Sevdim. Zehra, ben seni de sevdim. Sen benim yaralarıma ilaç oldun. Gönlüme bahar getirdin. Yoluma yoldaş oldun Zehra. Çocuklarıma öyle bir analık ettin ki ikisinin de kalbi sevgiyle dolu. Bak Miran'a, böyle kötü yürekli olmasını aklım almıyor ya. Azize onu kinle büyütmüş. Evet. Miran'ın ettiği kötülüğün açtığı yara ömürlük. Ya. Düğün basıyor, kız kaçırıyor ya. Bu ettiğiyle bizi iyice dara soktu. Bir yanda babam, öte yanda Cihan. Azat'ın hali ortada. Oh, nasıl edeceğiz de sağ salim çıkacağız bu işin altından? Nasıl olacağız Reyhan? Ya alsak da artık burada nasıl tutacağız? Keşke bütün bu kötülükleri yapmasaydın. Keşke o sabah bu sabah olsaydı. Hiç gitmemiş olsaydın. Ah Miran. Kimseyi böyle sevmedim. Kimseden bu kadar nefret de etmedim. Sevince bir tek sen kaldın dünyamda. Ama sen bana o sabah bir daha asla kimseye güvenmemeyi öğrettin. Burada bitti her şey. Arkanı dönüp gittiğinde bitti. Ben yaktım burayı. Sen içinde kaldın. Bizi çevirdiğin şey işte bu. Kül. Peki ne yapmam lazım? Bir şey söyle. Ne yapayım? Hayatımdan çıkman lazım. Çünkü bir daha asla sana güvenmeyeceğim. Çıkamam. Çıkamam. O sabah giderken arkana dönüp bakmadığın gibi yine öyle gideceksin. Gidemem. Ben senden gidemem. Thank you.
kararını ver. Azat dışarıda seni bekliyor. Ya burada kalırsın, kocamın kapatması olursun. Ya da Azat'la gider, özgürlüğüne kavuşursun. Annesini üzmekti. Benim tek suçum Miran'ı sevmek. Ben ona çocukluktan beri sevdalıyım. Sonra evleneceksiniz dediler. Dünyalar benim oldu. Ama bu intikam meselesi. Beni hep yapayalnız koydu. Miran bana elini bile sürmedi. Önce intikam, sonra bir olmak dediler. Bekledim. Hep bekledim. Beklemeseydin. Niye vazgeçmedin beklemekten? Sen vazgeçebiliyor musun Reyhan'da? Sen de benim gibisin işte. Aslında beni en iyi sen anlarsın. Bu tek bir kurşun atmamaya yemin edilmiş bir savaş. Belki de kurşundan beter yaralar açıyor. Biz de bu hengamenin içinde kaldık. Sen de yandın, ben de. Sadece sevdik diye. Var mı seninle bir farkımız? Ne yapacağız? Böyle oturup bu savaşı kimin kazanacağını mı izleyeceğiz? Azat! Sen de benimle aynı şeyi istiyorsun. Reyhan'ı geri alman, Miran'ın geri gelmesine bağlı. Gelecek. Getirecek Reyhan. Miran benim için Reyhan'ı geri vermez. Ama onu geri alabilecek biri var. Kim? Telefonunu ver. Versene. Miran hala aramadı mı? Vallahi aramadı büyük ana. Zaten telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Nerede bunlar Fırat? Her yere baktınız mı? Otelleri arattınız mı? Adamlar tek tek her yere bakıyorlar. Alo? Anne! Gönül! Kızım imse! İmse kızım! Hoparlı, hoparlı, hoparlı. Anne! Ne olur kurtarın beni buradan. Yarım, dokundu mu sana? He? Dokundu mu, elini sürdü mü o soysuz? Hayır, hayır babaanne bir şey yapmadı daha. Ama Azat delirmiş gibi. Reyhan geri gelmezse onun yaşadıklarını sana yaşatacağım diyor. Gönül, Gönül neredesin? Bilmiyorum. Ya giderken hiçbir şey görmedi mi? Sağda solda en ufak bir şey, tarif et. Gelirken gözümü bağladı. Karanlık bir oda burası. Yavrum merak etme. Merak etme, kurtaracağım seni. Sabret evladım. Babaanne, ne olur Azat bir şey yapmadan kurtarın beni. Azat delirmiş gibi. Çok korkuyorum. Şimdi tuvalete gitti. Telefonunu burada unuttu. Ama
Her an gelebilir. Dayanamıyorum artık. Ne olur alın beni buradan. Azat! Hayır! Yapma! Bana ne? Gelin! İşte bu kadar. Sultan kalk! Ben sana dik dur demedim mi? Durmamadım, duramam. Gönlünü duymaz ama her saat sırtıma yük biniyor, bacaklarım taşımıyor. Allah aşkına da yardım et kızıma, bir şey yapacak yardım. Sultan kalk, bulacağım kızım. Kalk kız, kalk kızım. Kalk. O Azat'ın emdiği sütü burnumdan getireceğim. Kalk kızım. Kalk Sultan. Hadi yavaş, 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 yavaş. Reyhan. 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 Ah Reyhan. Çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum, bir şey demedim. Aferin yan! Nereye gittin lan yan? Nereye gittin? Of! Amcam! Buyur evlat. Mendil var, yara bandı var, kalem de var ha. Yok yok, buradan bir kız geçti mi? Böyle çok güzel, ince, zarif, upuzun kıvırcık saçları var. He, o Alihan kız mı? He ya, o geçti böyle. Ne tarafa gitti? Ha, böyle döndü. Sağ olasın amcam. Ne kadar uzağa gidersen git, hep bulacağım seni. Ne zaman düşecek olsan tutacağım seni. İşte böyle sımsıkı. Ya tutamazsan? Ya düşersen? O zaman ben de atlarım arkandan. Ben de düşerim seninle. Seninle bana cenneti verseler oradan bile vazgeçerim. Ben o hali bir kere tuttum Miran Bey. Bir daha tutacağıma ölürüm daha iyi. Gözlerde cenneti görmüştüm. Eğer elimden tutup içine attın, cehennem için.
sen de o cehennemde yan inşallah. Kaçma benden. Bak her şeyi düzelt. Sakın. Sakın bana her şeyi düzelteceğim falan deme. Bana söz verme artık. Sözüm bile kalsın istemiyorum ben de. Ya bırak. Her şeyi mahvettin zaten. Hayatımı da, içindeki seni de paramparça ettin. Evine dön. Karına. İçinde birazcık insanlık varsa artık bırak beni. Yani o evlilik kağıt üstünde. Bir dinlesen anlatacağım. Uzun uzun. Aramızda konuşulmayan hiçbir şey kalmayana kadar anlatacağım. Anlamıyorsun değil mi?
bizim aramızdaki engel sadece gönüllü olan nikah değil ki. Senin kötülüğün. Ailenin ettiği kötülükler. Bana, aileme yaptıkların. Yalanların bir an. Ben sana şimdi nasıl güveneyim? Seni kalbime nasıl alayım Miran? Alamam ki. Almam. Biz diye bir şey yok. Olamaz artık. Herkes ikinci bir şans hak eder. Bu kadar zalim olma. Benden zalim olma. Sadece bir gün. Bana hayatından sadece bir 24 saat ver. Bak bir gün istiyorum Reyyan. Sadece bir gün. Eğer bir gün sonra hala istemiyorsan... Miran Aslan Bey bu dünya üzerinden silinecek. Bir daha ne yüzümü göreceksin, ne sesimi duyacaksın. Son bir şans Reyyan. Son bir şans Reyyan.